Hayırlı günler hepinize değerli öğretmenlerim, öğreticilerim. Hepiniz temizlik konu anlatım videosuna hoş geldiniz. İnşallah bugün temizlik videosunu hep beraber halledeceğiz temizlik konusunu. Ama ilk önce birkaç açıklama yapayım. Videoları belli bir sıralamaya koyduk. Sıralama zaten videoların en başında yer alan numaradır. Videoların zaten biliyorsunuz ki konuların ayrı ayrı oynatma listeleri var. Mesela mezhepler tarihinin ayrı oynatma listesi var. Hadisin ayrı oynatma listesi var gibi. Her konunun kendine ait ayrı bir oynatma listesi vardır. Bu yüzden oynatma listeleri kısmına girip konuları tek tek görebilirsiniz. Kendilerine ait oynatma listeleri var. Yani düzen bu şekildedir. En başta yer alan sayılarda videoların en baştan itibaren sıralamasıdır. Birinci video hadisle başlıyor. Çünkü ben konulara genelde hadisle başlamayı tavsiye ediyorum. Birinci video hadisle başlıyor ve bu video artık bilmiyorum 27 mi 28 mi oldu. Başında zaten sayısı yazacak. Bu videodan itibaren de devam ediyor. Bakalım tüm videolarımız kaç videoda bitecek? Ben de merak ediyorum. 100 olur gibi düşünüyorum ama tabii ki 100'den önce bitirmeye çalışacağım. Temizlik videosuyla başlayacağız ama neden vücub ehliyeti kısmı açık? Çünkü önceki 2 videoyu, 3 videoyu güncellememe kararı aldım. İzledim videoları tek tek. Çarpı 2 hızda izleyince hiçbir sıkıntı yok. Videolar sadece biraz yavaş olduğunu görüyoruz. O da aslında pek bizden kaynaklı değil. Ben gerçekten bayağı hızlı konuşuyorum. Derslerde de hocam biraz yavaş konuşun diyorlar. Ama videolarda bakıyorum ki acayip ağır görünüyor. Çok çok yavaş çıkmış. Siz çarpı 2 hızda izleyin inşallah. Çünkü sanırım kamerayla mı alakalı, acaba neden öyle çıkıyor bunu ben de bilemiyorum. Sadece çarpı 2 hızda izlerseniz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü oradaki bilgilerde, ilk 2-3 videodaki bilgilerde hiçbir ekleme çıkarma yok, yapmayacağız yani. O yüzden de o videoları güncellemiyorum. Temizlik videosundan itibaren bazı videoları güncelleyeceğim. Zaten dediğim gibi oynatma listesini açtığınızda orada belli bir düzeni, en baştaki sayılardan itibaren belli bir düzen göreceksiniz. Fıkıh videolarının içinde de zaten sayılarla belli bir düzen oluşacak. Oynatma listelerinden düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu kısmı neden açtım? Vücub ehliyeti kısmını. Çünkü bu kısmı dediğim gibi mükellef kısmını da güncellemeyeceğim. Eski videolardan izleyebilirsiniz. Oynatma listesinde var. Vücub ehliyeti kısmıyla alakalı bir tane kelime ekleyeceğim sadece. Bu bir tane kelimeyi eklemek için de en baştan videoyu güncellemeyeyim dedim. Burada size duyurayım. Temizlik videosunun en başında vücub ehliyeti ile alakalı notlarınızın arasına Gurre'yi de eklerseniz Allah'ın izniyle o videoyu tekrar güncellememize gerek kalmaz. Videomuzun adı Mükellef Eda ve Vücub Ehliyetiydi sanırım, yanılmıyorsam. O videoya inşallah Gurre kelimesini de ekleyelim. Gurre kelimesi ne demek? Düşürülen ceninden dolayı verilmesi gereken tazminattır. Cenine yapılan bir haksızlıktan dolayı verilen bir tazminattır Gurre. Peygamber Efendimiz zamanında iki tane hamile kadın tartışmışlar. Bir tanesi diğerine sanırım fiziksel olarak bir şiddette bulunmuş. Diğer kadının bebeği düşmüş. Bundan dolayı da belli bir tazminat verilmesini söylemiş Peygamber Efendimiz. Bu olaydan dolayı da Gurre diye bir kavram ele alıyoruz. Düşürülen bir ceninden dolayı verilmesi gereken tazminata Gurre diyoruz. Zaten sanıyorum ki HBT'nin çıkmış sorusuydu Gurre kavramı. Vücub ehliyeti kısmına notlarınızı eklerseniz çok sevinirim. Şu kısımda da şunu vurgulayayım. Eksik vücub ehliyetinde ceninin haklarıyla alakalı kısımda bilmiyorum. Eski videoda söyledik mi ama notlarınızın arasına lütfen bakın. Söylemediysek de şimdiden not edin. Ceninin 4 tane hakkı vardır şeklinde geçiyor TDV'de. Zaten bu da çıkmış bir soru. O yüzden burada vurgulamak istedim. Mirasçılık, vasiyet, vakıf ve nesep olmak üzere ceninin 4 tane hakkı vardır. Çıkmış bir soru olduğu için de burada söylemek istedim. Gurre ve ceninin haklarını burada vurguluyorum. Eski videoyu Allah'ın izniyle güncellemiyoruz. Şimdi asıl konumuza, temizlik konumuza bakalım. Geldik temizlik konumuza. Gerçekten çok güzel bir başlık. Allah'ın izniyle iyi çalıştığımızda soru kaçırmayacağımız bir başlık. Çoğu şeyi zaten biliyoruz. Bazı şeyleri unutmuş olabiliriz. Onları da Allah'ın izniyle bu dersimizde hatırlayacağız hep beraber. Başlayalım bakalım taharet kavramıyla. Fıkıhta taharet dediğimizde hem necasetten hem de hadesten temizlenmek olarak algılıyoruz. Yani taharet kelimesi aslında ikisini de kapsamış oluyor bizim için. Maddi kirliliğe necaset diyoruz. Maddi kirlilik necaset, hükmi kirlilik ise hades kavramıyla ifade ediliyor. Maddi kirlilik nedir? Mesela üstümüze dökülen pis bir şey, yerde gördüğümüz pis bir şey, bunlar hep maddi kirliliktir. Hükmi kirlilik ise hükmen kirliliktir. Yani dinen pis sayılan durumlardır. Bu durumlar ise abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifas durumlarıdır. Hükmen kirlilikte üstünüzde bir pislik olmayabilir ama dinen pis sayılan durumlardır. Maddi kirlilik necaset, hükmi kirlilik ise hades dedik. Maddi kirlilikten temizlenmeye nezafet diyoruz.
İkisinden birlikte temizlenmeye, hem maddi kirlilikten hem de hükmi kirlilikten temizlenmeye ise taharet diyoruz. Yani fıkıhtaki taharet kavramı ikisinden temizlenmeyi de bizim için kapsamış oluyor. Mesela bir gusül abdesti alındığında hem maddi kirlilikten hem de hükmi kirlilikten temizlenebiliyor diyoruz. Kelimeleri söylemiş olduk. Burada birkaç tane ayrıntı kelimeyi vurgulamak istiyorum. Elbise üzerinde gözle görülebilen pis maddeye necaseti mer'iye diyoruz. Örnek olarak akmış kan buna örnek verilebilir. Elbise üzerinde gözümüzle gördüğümüz bakın pis bir maddedir. Daha başka bir sürü şeyi örnek verebiliriz. Gözle görülmeyen pis maddeye ise necaseti gayri mer'iye diyoruz. Mer'iye görünen olmuş oluyor. Gayri mer'iye gayri geldiğinde görülmeyen, gözle görülmeyen pis madde örnek olarak idrar diyoruz. İdrar kuruduğunda vesaire elbisede görülmeyebilir ya da sıçradığında görülmeyebilir. Örnek olarak idrar da buradadır. Kelime olarak bilmezsek diye vermek istedim. Hayvanlar konusuna gelelim hep beraber. Geçenki videoda ayrım yapmamıştık. Bu videoda ayrım yapıyoruz. Hayvanların artığı sular ve idrar dışkıları olarak iki ayrımı yapmış oluyoruz. Hayvanların artığı sular diyelim. Bakalım hayvanların artığı sular hangi hayvanların artığı sular bizim için temizleyicidir? Hangi hayvanların artığı sular bizim için temizdir, temizleyicidir? Bunlardan bahsedeceğiz ve hangi hayvanların idrarları temizdir? Hangileri ağır pisliktir? Hangileri hafif pisliktir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi hayvanların artığı sular diyelim bizim için gerçekten önemli bir konu. Çünkü bir hayvan bir suyu içti diyelim mesela. Acaba ben o suyla abdest alabilecek miyim? O suyu temizlikte kullanabilecek miyim? Bunlar önemli kavramlar oluyor. Hemen bakıyorum. Temiz ve temizleyici olan gruba bakalım ilk önce. İnsan, at, et yazmışım ama o at tabii ki. İnsan, at, deve, sığır, koyun ve kuşların artığı sular maddi bir pislik karışmadıkça temizdir, temizleyicidir diyoruz. İçerisine maddi bir pislik katılmadıkça temizdir, temizleyicidir. Temiz ve temizleyici ama kullanılması mekruh olan sular. Bu sular eğer gerçekten temiz su yoksa ancak o zaman kullanılabilir. Kullanılması mekruhtur. Tavuk gibi eti yenen evcil hayvanlar, çaylak, doğan gibi yırtıcı kuşların artığı sular bizim için bu gruptadır. Yani mekruh gruptadır. Normal su yoksa bunlar kullanılır. Temiz ve temizleyici olmayan sulara bakalım şimdi hep beraber. Köpeğin ve eti yenmeyen vahşi hayvanların artığı sular bizim için temiz ve temizleyici değillerdir. Yani direkt pis su kategorisinde. Böylece hangileri temizdir, hangileri temizleyici değildir bakmış olduk. Bunlar onların artığı sulardı. Şimdi idrar ve dışkılarına bakalım hep beraber. Eti yenen hayvanların idrar ve dışkılarında Maliki ve Hanbeli necis değildir diyor. Yani etini yiyorsak idrar ve dışkısı da necis değildir diyorlar. Hanefi ise Şafii ise necistir diyor. Direkt necis olarak kabul etmiş. Hanefi'de işte ayrımımız var. Hanefi'deki ayrım bizim için önemli olabiliyor. Tavuk, kaz gibi kümes hayvanlarınınki ağırdır. Sığır, koyun, dört ayaklı hayvanlarınki hafiftir. Atmaca, kartal, güvercin gibi hayvanlarınki de yine hafif oluyor. Çünkü onlar havada pisledikleri için onların idrarlarından, dışkılarından kaçmak birazcık zor. Bu yüzden de hafif olmuş. Tavuk, kaz gibi kümes hayvanları idrar dışkılarını yiyebiliyorlarmış sanırım. Böyle bir araştırma vardı. O yüzden onlarınki ağır kabul ediliyor. Sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlarınki ise hafif kabul ediliyor. Ben bu konuyu derste anlatırken şöyle diyorum. Tavuk, kaz gibi böyle minnoşluklarına bakmayın. Onların idrar ve dışkıları ağırdır diyorum. Sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlarınki ise hafiftir. Burayı tam tersi gibi düşünebiliyoruz. Aman aman ne yapacakmışız? Minnoşluğa aldanmayacağız. Onların minnoşlukları ağır pislik oldukları gerçeğini değiştirmiyor diyoruz. Eti yenmeyen hayvanlarınki ise direkt olarak necistir. Çünkü burada eti yenen dedik, kategoriye ayırdık. Eti yenmeyenlerinki ise direkt olarak necistir. Peki bu necis madde ne kadarsa benim namazıma engel olacak? Ağır necis madde katı ise biz katı necis maddeye camit diyoruz. 3,5 gramı sıvı ise el ayasını aşan miktarı namaza engel olur. Sıvı necis maddeye ise mayi deniyor. Katı ise eğer 3,5 gramı sıvı ise el ayasını aşan miktarı dedik. Hafif necis madde ise bir uzvun ya da onu örten elbisenin 1/4'inden fazlası miktarını kapsıyorsa namaza engel olacak. Yani 1/4'ü önemliymiş burada.
bir uzvun ya da onu örten elbisenin dörtte birinden fazlasını kaplıyorsa namaza engel olacak ya da o kadar fazlaysa namaza engel olacak diyoruz. Ağır ise katıda 3,5 gram, sıvıda el ayası, hafif necis maddede ise dörtte biri kavramı bizim için önemliymiş. Gelin hep beraber suların hükmüne bakalım. Suları inceleyelim sizlerle. Mutlak ve mukayyet olarak sular ikiye ayrılır. Mutlak su dediğimiz su özellik ve tabi durumunu koruyan sudur. Hocam özellik ve tabi durumunu koruyan ne demek peki? Sularda 3 özellik 2 tabiat vardır. 3 özellik dediğimiz özellikler renk, koku ve tattır. 2 tabiat ise incelik ve akıcılıktır. Özellik ve tabi durumunu koruyorsa, rengini, kokusunu, tadını, incelik ve akıcılığını koruyorsa benim için mutlak sudur diyorum. Mukayyet suya bakıyorum şimdi hep beraber. İçine temiz bir madde atılıp tabiatı bozulan sulara biz mukayyet su diyoruz. Tabiatı bozulacak. Bakın nasıl bozulur tabiatı? Mesela gül suyu, meyve suyu gibi suların bizim için artık tabiatı bozulmuştur. Yani incelik ve akıcılığı bozulmuş oluyor. Sadece maddi temizlikte kullanılır. Yani ben onları manevi temizlikte kullanamıyorum. Gelin hep beraber gül suyuyla abdest alalım gibi bir durum söyleyemiyoruz. Bakın sadece maddi temizlikte kullanılıyor. Mutlak ve mukayyet ayrımını bilmemiz gerekiyor. Birkaç kavramı vurgulayalım burada hep beraber. Rengi, kokusu, tadı bozulmamış, içine pis bir madde katılmamış, kullanılması mekruh ve şüpheli hale gelmemiş sular bizim için temiz ve temizleyicidir. Zaten bunu hep beraber yorumlayabiliriz. Abdest, gusül gibi hükmî kirlilikte kullanılmış suların adı bizim için ma-i müstemeldir. Lütfen adını bilelim. Abdest, gusül gibi hükmî kirlilikte kullanılmış sulardır. Peki onlarla ikinci kez hükmî temizlik yapabilir miyiz? Yani abdest aldığım bir suyla tekrar abdest alabilir miyim? Hayır, çünkü ikinci kez onlar hükmî temizlikte kullanılamazlar. Ama maddi olarak temizlerdir. Maddi temizliği yapabiliriz. Yani bir yeri temizleyebiliriz, ayakkabımızı temizleyebiliriz vesaire. Bunları yapabiliriz. Ama ikinci kez hükmî temizlikte kullanılamaz, ma-i mustamel diyoruz. İstinca, istibra ve istinka kavramlarına bakalım. Zaten soru olarak gelmişti onlar. Kelime anlamlarını bilsek Allah'ın izniyle yeterli oluyor bizim için. Hemen bakıyoruz, istinca nedir? Büyük, küçük hacet yaptıktan sonra avret yerlerini temizlemektir. İstinca avret yerlerini temizlemek oluyor. İstibra ise idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntılar için bir süre beklemektir. İdrar yolunu idrardan temizlemek için yapılır. Vaciptir, yürümek, hareket etmek şeklinde de olabilir. 40 adım, 30 adım vesaire diyorlar. Kadınlara icap etmiyor. Abdest bozulmasın diye genel olarak istincadan önce, yani avret yerlerini temizlemeden önce yapılır. İstibra da kadınlara icap etmez. Erkekler yapıyor genelde zaten. İstinkaya bakıyoruz. İdrar yolunda idrar kalmadığına veya vücutta necaset kalmadığına kalbin mutmain olmasıdır. İstinka kalp, bakın. K kalp olarak kodluyoruz. İstinka kalbin mutmain olmasıdır. İdrar yolunda idrar kalmadı, vücutta da necaset kalmadı şeklinde kalbin mutmain olmasıdır. Kelimeler bizim için gelmişti, kelime anlamları. O yüzden tabii ki kelimeleri vermek istedik. Abdest konusuyla devam ediyoruz. Abdest konusunu inceleyelim hep beraber. Bakalım abdest konusunda bizim için önemli kısımlar nerelermiş? Abdeste tahareti sura, yani küçük temizlik diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ise vudu kelimesiyle ifade ediliyor abdest bizim için. Maide 6'da geçiyor, biliyorsunuz ki hem abdest hem gusül hem teyemmüme baktığımızda hepsi Maide 6'da geçecek. Maide 6'da abdest için ne diyor hep beraber bakalım. Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü yıkayın, dirseklerle beraber ellerinizi yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı, topuklarınızı da yıkayın diyor bizim için ayette. Bu konuda, yani bu dördü konusunda herkes hemfikirdir. Tüm mezhepler bu dördünü farz olarak ele alır. Hepsi zaten bu dördüne farz diyor. Çünkü zaten onlar ayette direkt olarak geçiyor. Bu dördünün üstüne bazı mezhepler bazı şeyleri ekleyecekler farz olarak. Onları da hep beraber inceleyeceğiz zaten. Hemen farzlarına bakalım. Çıkmış soruları incelediğinizde direkt olarak soruların şöyle geldiğini görürsünüz. Maliki'nin mesela farzlarını soruyor. Hanbeli'nin farzlarını soruyor. Ya da mezheplere göre eşleştirmeler veriyor. Mesela Hanbeli'de besmeleyi eşleştiriyoruz, Maliki'de muvalatı eşleştiriyoruz gibi. Yani burada bilmeniz gereken kısım hangi mezhep hangi kısımları farz olarak ele almış. Mezheplere göre abdestin farzlarını bizden bilmemizi istiyor. Kesin olarak o yüzden bileceğiz Allah'ın izniyle. Hep beraber inceleyelim. Yüzü yıkamak, kolları dirseklerle yıkamak, başı meshetmek, ayakları topuklarla yıkamak benim için zaten ayette geçen kısımlardı. Ayette geçen kısımları alan mezhep bizim
için Hanefi mezhebi olmuş oldu. Hanefi mezhebi bunların üstüne hiçbir şey eklemedi. Direkt olarak ayetten almış oldu. Bakın ayetin üstüne hiçbir şey eklememiş. Abdestin 4 tane farzı vardır diyor. Şafii'ye geldiğimde Şafii mezhebi ise 4 tane farzın üstüne niyet etmeyi eklemiş oluyor. Niyet etmeyi Şafii mezhebi ekledi onun üstüne. Maliki'ye baktığında Maliki mezhebi ise muvalat kavramını ekleyecek. Yani bu işlemlerin ara vermeden yapılması. Maliki mezhebi şöyle diyor. Mesela yüzümü yıkadım, birazcık oturayım, ondan sonra başımı meshederim gibi. Bunların arasına zaman koymayacağız. Ara vermeden yapılacak diyor. Maliki muvalat kelimelerini lütfen kodlayalım. Bu iki tane M'yi Maliki muvalat ezbere bilmem gerekiyor. Çünkü gusülde de yine muvalat diyeceğiz. Yine Maliki diyeceğiz. Ara vermeden yapılması muvalat deyince aklıma Maliki gelsin. Muvalat-ı Hanbeli de farz olarak alacak ama Maliki mezhebi birazcık daha ön plana çıkacak. Maliki mezhebi ne yaptı bakın? Dördünün üstüne niyet etmek ve muvalatı da eklemiş oldu. Tablomuzu inceleyelim hep beraber. Hanefi mezhebi 4 tanesi dedi. Şafii üstüne niyeti ekledi. Niyetin üstüne de Maliki muvalatı ekledi. Bakın gittikçe artıyor. Hanbeli mezhebinin ise abdest konusunda en sert, en katı mezhep olduğunu görüyoruz. Mazmaza ağza su vermek, istinşak buruna su vermek. Besmele 3 tanesini daha Hanbeli mezhebi eklemiş oluyor. Bakın Hanbeli mezhebi ne kadar çok farz ele almış. Hanbeli mezhebinin en katı mezhep olduğunu görüyoruz. Yan tarafta şimdi bazı kısımları da vurgulayalım hep beraber. Bazı yine farzları var. Bu farzları buraya yazmadım tablo bozulmasın diye. Tablonun yanına not almak istedim. Maliki ve Hanbeli başı mesle tamamının gerektiğini söylüyorlar. Şafii ve Hanbeli ise tertip de farzdır, yani düzen de farzdır diyorlar. Şimdi en katı olan mezheplerim, bakın en katı abdest konusunda en katı olan iki mezhep başı mesle tamamı demiş. Maliki ve Hanbeli başı mesle tamamı diyor. Hanefi ve Şafii ise dörtte biri diyor. En katılar başı mesle tamamı demiş. Şafii ve Hanbeli, bakın burada ikisi Şafii ve Hanbeli, tertip yani düzen de farzdır. Yerlerini değiştiremeyiz. Düzen de farzdır diyor. Bir tane daha farzını gördüm Şafii ve Hanbeli'nin. Şafii başı mesle bir kıl yeterlidir diyor. Biraz önce Hanefi ve Şafii dedim yanlışlıkla sanırım dörtte biri konusunda. Hanefi dörtte biri derken Şafii başı mesle bir kıl yeterlidir diyor. Diğer durumlar Hanefi'ye göre sünnettir. Yani buradaki durumların hepsi Hanefi'ye göre sünnet olacak. Diğer durumların Hanefi'ye göre sünnet olduğunu bilirsek Allah'ın izniyle bizim için güzel olur. Sürpriz gelen bir soruyu, belki sünnetlerle alakalı gelebilecek bir soruyu yakalamış olabiliriz. Abdestin vacibi var mıdır? Yoktur. Burayla alakalı şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum size. Üniversitede bize sorulmuştu. Bir tane hocamız demişti ki abdestin vaciplerini yazın. Ben de tabii ki durur muyum, kağıdı doldurdum. Destan yazdım abdestin vacibi konusunda. Ama sonra baktım ki hoca sıfır vermiş. Dedim ki insan oradaki emeğe bari bir 10 puan koyar. Ama emeğe bile 10 puan koymamıştı. Orada gayet sert bir şekilde bir daha hiç unutamayacağım bir şekilde öğrendim ki abdestin vacibi yoktur. O kadar bakın, 2 sayfalık bir emeğin karşılığında 0 puan almış olduk. Abdestin vacibi yoktur diyorum. Bu hikaye de size ders olsun abdestin vacibi konusunda. Maliki'de ise delk farzdır. Delk ovalamaktır. Delk yani ovalamak farz demiş Maliki. Birazcık karışık geliyor olabilir biliyorum. Ama bu farzlar konusunda özellikle yazıp bir kenara asarsanız, sürekli görürseniz sizin için iyi olabilir. Sorular zaten buradan çıkan sorular direkt bizim için belli. Mezheplere göre farzlarını soruyorlar. Bu yandaki kısmı da muhakkak ki not edin. Bizim için önemli olabilir. Bir de şurada farz, vacip, mendup kısmını bir vurgulayayım. Sonra bozan durumlara geçelim. Caferiler ayakların yıkanmasını değil mesini farz olarak görüyorlar. Bazen böyle ayrıntı mezhepler soru olarak gelip bizi şaşırtabiliyor. O yüzden bu şaşıracağımız kısımları da videolarda ele almak istedim. Caferiler ayakların yıkanması değil mes farz diyorlar. Ne zamanlar abdest farzdır? Namaz, tilavet secdesi gibi durumlarda farzdır. Vacip olduğu durum ise Kabe'yi tavaf durumudur. Kabe'yi tavaf da bize göre vaciptir. Diğer 3 mezhebe göre farz olacak. Lütfen Kabe'yi tavaf da vacip olduğunu bilelim. Mendup olduğu, güzel olarak kabul edildiği durumlar ise ezan okumak, ezberden Kur'an-ı Kerim okumak gibi durumlarda bizim için mendup güzel kabul edilmiştir. Peki buraya ne yazmışız? Farz olan tavafı eğer abdestsiz şekilde yaparsak küçük baş kesmemiz gerekir.
cünüp bir şekilde yaparsak büyükbaş hayvan kesmemiz gerekir. Tamamen hac konusuyla alakalı ama burada da yazmak istemişiz, söylemek istemişiz. Burayı yazmasanız da olur. Zaten hac videosunda vurguluyoruz bunları. Böylece abdest konusunun farzlarını da ele almış olduk. Bozan durumlara bakalım şimdi hep beraber. Abdesti bozan durumlar bizim için nelermiş? Aslında burada diğer mezheplerin de bazı eklediği yerler var. Oralar bizim için önemli olabiliyor. Şimdi hep beraber bakalım. Küçük, büyük taharet, yenlenmek, ilişkiye girmek gibi durumlar zaten abdesti bozar. Bunlar konusunda zaten hemfikiriz. Hepimiz de biliyoruz diye düşünüyorum. Ağız dolusu kusmak, Hanefi mezhebinde abdesti bozarken Şafii mezhebinde bozmuyor. Kan, irin gibi durumlar, idrar ve dışkı yolları haricinde geldiyse Şafii mezhebinde bozmuyor ama Hanefi mezhebinde bozuyor. Namazda yandaki duyacağı şekilde gülmek Hanefi mezhebinde hem abdesti hem de namazı bozuyor ama diğerlerinde sadece namaz bozuluyor. Teyemmüm edenin suyu görmesi, giydiğiniz mestin süresinin dolması, özürlü kişi de vaktin çıkması. Zaten birazdan özürlü kişiden bahsedeceğim için burayı açmıyorum. Abdest bu zamanlarda bozulur. Yani teyemmüm eden bir kişi suyu görünce artık onun abdesti bozulmuş alıyor. Ya da mes süresi dolduktan sonra artık abdest tabii ki bozulmuş oluyor. Birazdan mesten de bahsedeceğiz. Ve özürlü kişi de vakit çıktıktan sonra artık yine abdesti bozulmuş oluyor. Bir yere dayanmadan oturur halde uyumak abdesti bozmuyor. Bunu hafızların çok yaptığını görüyoruz. Bir yere dayanmadan oturur halde uyumaya alışmışlar onlar gerçekten. Ben de erkek kardeşimden biliyorum bunu. Bir yere dayanmadan oturur halde gerçekten uyuyabiliyorlar. Bu da değişik bir yetenek tabii ki. Bu durum bozmuyor. Hayızlı kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir diyen kişi Maliki mezhebidir. Hayızlı kişi Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir diyor. Cünüp, hayızlı, abdestsiz kimselerin Kur'an-ı Kerim'e dokunması caizdir diyen kişi Zahiri mezhebi olacak. İbn Hazm söyleyecek bunu burada. Zahirilik ne diyor? Cünüp, hayızlı, abdestsiz kişiler Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir. Abdest aldığını kesin bilen ancak bozulduğundan tereddüt eden kişinin abdestinin bozulduğunu söyleyen kişi Maliki mezhebidir. Oruçta da onlar bu tereddüt konusuna birazcık sert baktılar. Burada da onların tereddüt konusuna sert baktığını görüyorum. Özürlünün abdesti mevzusuna bakalım şimdi hep beraber. Biz fıkıhta kimlere özürlü diyoruz ve onların abdestleri nasıl gerçekleşiyor? Devamlı burun kanaması, idrar tutamama, kısmen süreklilik taşıyan bedeni arızalara bulunan kişiye özürlü diyoruz fıkıhta. Devamlı burun kanaması var kişinin ya da idrar tutamıyor vesaire böyle değişik sıkıntıları var. Ne oldu bakın, istemsiz bir durum meydana geliyor ve bu durum hep abdesti bozacak durumlar. Eğer böyle durumlar varsa her vakitte yeniden abdest alır özürlü kişi. Yani her vakit için yeniden abdest alıyor. Vakit çıkınca ise yenilemesi gerekiyor. Yani öğlen için abdest aldı mı öğleni kılıyor. O zaman içerisinde, öğle vakti içerisinde başka namazlar da kılabilir. Bunları kılıyor ama vakit çıktığında artık ikindinin vakti girdiğinde tekrar abdest alıyor. Abdesti bozulmuş oluyor. Her namaz için ayrı abdest gerekir diyen kişi ise Şafii mezhebi olacak. O her namaz için, her farz namaz için diyeyim, tekrar abdest alması gerekir diyecek Şafii mezhebi. Özürlünün abdesti durumu da bizim için böyleydi. Her vakit için tekrar abdest alıyorlardı. Vakit çıkınca ise yenilemeleri gerekiyor. Mes ve mes durumlarına bakalım şimdi hep beraber. Mes dediğimiz şey ayak topuklarını kapsayacak şekilde giyilen deri gibi şeylerden yapılmış bir çeşit ayakkabıdır. Zaten yaşlılarımızda vesaire biz mesti çok görüyoruz. Ayak topuklarını kapsayacak şekilde giyilmiş deri gibi maddelerden yapılmış bir çeşit ayakkabı. Şimdi özelliklerinden ayrıntılı bahsedeceğiz. Mes dediğimiz durum ise abdeste el ıslaklığıyla teyemmümde toprakla bir uzvu mesti veya sargı üzerine yapılan sembolik temizliktir. Yani böyle el ıslaklığıyla vesaire elimizi gezdiriyoruz ya, ona mes diyoruz. Zaten günlük hayatta da kullanıyoruzdur. Süreye bakalım şimdi. Ayakların yıkanıp mestin giyilmesinden sonra ilk abdest bozumu ile mestin süresi başlamış oluyor. Mestin giyilmesinden sonra ilk abdest bozumu. Bakın buraya Ahmet amca sorusu yazmışım. Bunu boş yere yazmadık. Çok güzel çıkmış bir sorumuz var burayla alakalı. Orada bir saat sorusu vermişti bize. Öğretmenlerimiz soruya ilk baktıklarında soruyu çok zor görüyorlar. Saat vesaire olduğu için. Orada Ahmet amca mesti giydikten sonra bir 5-6 saat sonra abdestini bozmuştu ve abdest almıştı vesaire durumlar gerçekleşmişti paragrafta. Orada bilmemiz gereken anahtar nokta şuydu.
İlk abdest bozumu ile başlar. Yani mesti giydikten hemen sonra mestin süresi başlamıyor. İlk abdest bozduğu anda mestin süresi başlıyor. İşte anahtar nokta buraydı. Burayı bilen öğretmenlerimiz zaten soruyu direkt olarak yapmış oldular. Abdest için sonradan mes ediyor. Yani mesti de orada gerçekleştiriyor. Mestin üzerine mes yapıyor. Abdesti bozan her şey mesti de bozar. Hocam mesti giydi ama abdesti de yine aynı şekilde mi bozulacak? Evet, abdesti bozan her durum mesti de bozacak. Hiçbir farklılık olmayacak. Yolcu olmayan mukim kişi için bir gün bir gecedir mestin süresi, yani 24 saattir. Yolcular yani seferi kişi için ise 3 gün 3 gece 72 saat. Mesela Ahmet amca, yanlış hatırlamıyorsam o soruda yolcu bir kişiydi ve 72 saatten hesaplamamız gerekiyordu. Bir tane bulmamız gereken nokta ilk abdest bozumuyla başlamasıydı, anahtar nokta. İkinci nokta ise 72 saat olması, yani yolcu olduğu için 72 saat alacaktık. Bunları bilen öğretmenlerimiz zaten soruyu yaptılar. Güzel bir soru geldi. Tabii ki yine de gelebilir. Çünkü gerçekten çok kaliteli soruların sorulabileceği bir başlık. Şartlarına bakalım şimdi. Mesle alakalı şartlarımıza bakıyoruz. Abdesti giyilecek. Zaten abdestsiz giyilse sıkıntılı. Abdesti giyilecek ve sağlam olacak. Hocam sağlamlık göreceliği. Evet, göreceli biliyoruz. Mezhepler bu göreceliliği ayırıyor. Şafii ve Hanbeli mezhebi diyor ki hiç delik olmayacak, hiçbir delik olmaz diyorlar. Maliki mezhebi ise yürüyemeyecek duruma düşmeyecek. Yani 6 kilometre olarak söylemişler bunu da. Hanefi mezhebi ise 3 küçük ayak parmağı büyüklüğü sökük, delik, yırtık olmayacak diyor. Genel olarak 6 kilometrenin alındığını görüyoruz İlmihallerde vesaire. Buradan çok ayrıntı bir soru geleceğini düşünmüyorum ama yine de vermek istedim tabii ki. Mes ve mes de bizim için böyleydi. Gusül abdestiyle devam ediyoruz. Mes demişken size mesti göstermek istedim. Gördüğünüz üzere Google'a yazdık. Zaten siz hepiniz mesti biliyorsunuz ama ben yine de göstermek istedim. Burada bir ders arası olsun. Biraz yorulmuş olabilirsiniz belki. Mesti görelim hep beraber. Deri görüyorsunuz ki genelde yaşlıların giydiğini görüyoruz ama başkaları da tabii ki giyebiliyorlar ve termal mes çıkmış. Gerçekten teknoloji harikası kendisi. Termal mes çok hoşuma gitti. Böylece gördüğünüz üzere mesti de görmüş olduk. Ufak da bir ders arası olsun dedim. Kahverengi rengi de güzelmiş. Gusül abdestine bakalım hep beraber. Abdeste dedik ki tahareti suğra, küçük temizlik. Gusül abdestine geldiğinde tahareti kübra, büyük temizlik olmuş oluyor bizim için. Cünüplük, hayız, nifas durumlarında gusül abdesti gerekiyor. Maide 6'yı söyledik. Maide 6'da hem gusül hem abdest, ikisinin de farzları geçiyordu. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin şeklinde maide 6'da geçmektedir. Farzlarına bakalım şimdi hep beraber. Farzları nelermiş? Niyet ve tüm vücudu yıkamak diyecek Şafii. Şafii mezhebini burada gerçekten hafif görmüş oluyoruz. Niyet ve tüm vücudu yıkamak diyorlar. Hanbeli mezhebine baktığımda ise besmele, ağza yıkamak, burnu yıkamak olarak görüyoruz. Niyet ve tüm vücudu yıkamanın üstüne besmele, ağzı yıkamak, burnu yıkamayı da eklemiş. Gördüğünüz üzere Hanbeli mezhebi bizim için abdeste de böyle eklemeler yapmıştı. Burada da yine eklemeler yaptığını, yani katı olduğunu görüyoruz. Hanbeli mezhebinin hem gusülde hem abdeste gerçekten katı olduğunu buralardan görmüş oluyoruz. Hanefi mezhebine bakalım şimdi hep beraber. Ağza su, mazmaza, burna su, istinşak ve tüm vücudu yıkamak diyoruz. Hanefi mezhebinde de böyleymiş. Maliki mezhebinde ise geldik hocam, Maliki muvalat, Maliki muvalat diyordun. Evet, hala diyorum. Niyet tüm vücudu yıkamak. Zaten niyet tüm vücudu yıkamak Şafii ve Hanbeli'de de vardı. Vücudu ovalamak, delk. Bakın vücudu ovalamak da ayrıntı bir nokta ve bu işlemlerin arasına açmamak, ara vermeden yapmak muvalat. Maliki muvalat diye boşuna söylemiyoruz. İki tane M'yi kesinlikle kodlayacağız diyoruz. Böylece de farzlarını görmüş olduk. Aslında buralarda yazıyor. Ben ayrı cümle olarak vurgulamak istedim. Buralarda yazan şeyler aslında ama yine de vurgulayalım dedim. Hanefi'de niyet sünnettir. Hanefi'de bakın niyeti göremiyorum ama diğer bütün mezheplerde ben niyeti görüyorum. Niyet diğerlerinde ise farzdır. Zaten yazıyor ama burada vurgulayayım dedim. Böyle vurgulayınca daha çok aklımızda kalıyor. Hanefi ve Hanbeli'de bakıyorum, Hanbeli, Hanefi. Ağız ve burun beden dışından sayıldığı için yıkamak farzdır. Onlar ağız ve burnu beden dışından saymışlar. Maliki'de ve Şafii'de biz ağız ve burnu görmüyoruz. Ama Hanefi ve Hanbeli'de iki tane H'da gördüğünüz üzere
ağız ve burnu görmüş oluyoruz. Böyle de vurgulamak istedim. Şimdi kadınlara özel hallere bakalım hep beraber. Kadınlara özel hallerde gelen sorumuz şöyleydi. Günlerini sordu bize. En uzun, en kısa günler şeklinde sordular günlerini. Sayıları bilmemiz gerekti. Hem Hanefi'ye hem de Şafii'ye göre sayıları bilmemizi istediler. Hemen bakalım şimdi. Hayız adet kanaması demektir zaten. Hanefi'de en az gün 3 gündür. En çok gün ise 10 gündür. Şafii'de ise en az gün 1 gündür. En çok gün 15 gündür. Böyle Hanefi Şafii ayrımını bilmemizi istemişti. Nifas ise doğusalık, doğum arkasından gelen kandır. İki tane Ha'da, Hanbeli ve Hanefi'de 40 gündür loğusalığın en uzun günü. Zaten halk arasında 40'ı çıkmak olarak biz bunu söyleriz. Böyle yayılmıştır. Maliki ve Şafii'de ise 60 gündür en uzun günü diyoruz. 40 ve 60 olarak bir ayrım görmüş oluyorum. İstihaza ise hayız, nifas dışı gelen kandır. Her namaz vakti için ayrı abdest alır bu kişi. İstihaza ne gibi oldu bakın? Özürlü gibi olmuş oldu. Çünkü hayız, nifas dışı kan geliyor. Ne yapacak? Her namaz vakti için ayrı abdest alacak. Hayız ve nifas durumunda olan kişi bu süreleri neden söyledik? Namaz kılamaz, oruç tutamaz, mescide giremez, Kur'an-ı Kerim'i eline alamaz, okuyamaz vesaire gibi şeyler var. Zaten bu süreleri bu yüzden dikkat ediyoruz. Kadınlara özel hallerde bizim için bunlar da son başlığımız teyemmüm olacak. Teyemmüm başlığına gelelim hep beraber. Farzlarına bakalım. Ne zaman teyemmüm alabiliyorum? Öyle kafama estiğinde teyemmüm alabiliyor muyum? Bunlara bakalım şimdi hep beraber. Ne zaman alınır? Abdest ve gusle yetecek su yoksa, suyu kullanmayı engelleyecek bir durum varsa. Suyu kullanmayı engelleyecek bir durum da biraz göreceli oluyor. Ondan da bahsedeceğiz şimdi hep beraber. Yetecek suyum yok. Çok az suyum var. Alamıyorsam teyemmüm alabilirim. Ve suyu kullanmayı engelleyecek durum. Suyu kullanmayı engelleyecek durum ne olabilir mesela? Düşman olabilir, salgın bir hastalık olabilir. Böyle durumlar, böyle ağır durumlar olacak suyu kullanmayı engelleyecek. Ya da suyu kullandığımda hasta olacak, ölümcül bir hastalığa yakalanacak olabilirim. Böyle durumlar varsa tabii ki teyemmüm alıyoruz. Teyemmümle alakalı şimdi Peygamber Efendimiz döneminden vesaire olayları da anlatınca Allah'ın izniyle bu engel durumları daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Mazeret kalkınca bozulur, abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Yani teyemmümü normal abdest gibi düşünüyoruz. İki tane farzı vardır. Niyet ve elleri iki defa temiz toprağa ya da taşa, kuma, toprak cinsi bir maddeye vurup ilk önce yüzü sonra kolları meshetmektir. Bunları üç farz şeklinde de görebilirsiniz. Niyet, yüzü meshetmek, kolları meshetmek şeklinde de görebilirsiniz. Hiç fark etmez. İşte farzları bunlardır diyoruz. Peki teyemmümle alakalı Peygamber Efendimiz döneminde ya da daha sonrasında ne gibi olaylar oldu? Peygamber Efendimiz ne zaman teyemmüm almaları gerektiğini söyledi. Hep beraber bakalım. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuğa çıkmıştık. Birdenbire birine taş isabet etti. Kafası yarıldı. Arkadaşlarına teyemmüm yapıp yapamayacağını sordu. Onlar da dediler ki su kullanma ihtimalin olduğu için ruhsat olduğunu sanmıyoruz dediler. O da gusletti ve ardından öldü. Suyun soğukluğundan dolayı ya da adamın kafasında taş isabet ettiği için oraya demek ki su kaçtı. Bundan dolayı ölmüş oldu. Durum Peygamber Efendimiz'e iletilince Peygamber Efendimiz demiş ki onu öldürdüler. Allah onların iyiliğini versin. Bilmedikleri şeyi niçin sormadılar? Bu cümle gerçekten çok güzel. Hayatımızın her alanına bu cümleyi aslında uygulayabiliriz. Bilmediğimiz şeyi kesinlikle soracağız. Kafamıza göre asla hüküm vermeyeceğiz. Maalesef bunun günümüzde çok olduğunu görüyoruz. Konuyu saptırmıyorum, devam ediyorum. Şüphesiz bir konuda bilgi edinmenin yolu soru sormaktır. O kişiye teyemmüm etmesi, yarasının üzerine bir bez bağlaması, sonra orayı ve vücudunun diğer kısımlarını meshetmesi yeterli olurdu demiş Peygamber Efendimiz. Hastalık ve iyileşmenin gecikmesi durumunda görüyoruz ki Peygamber Efendimiz teyemmüm alınmasını gerekli görmüştür. Burada da gayet olayı net bir şekilde görmüş oluyoruz bir sahabenin vefatıyla. Zatü Selasil'e baktığımda İslam tarihi videosu inşallah izlendi. İslam tarihini izleyenlerin gözü pırıl pırıl parlıyor. Ben de buradan görüyorum. Zatü Selasil diğer ismi Amr bin As seriyesiydi. Amr bin As orada iyi askeri tedbirler aldırmıştı. Ne yapmıştı mesela? Teyemmüm aldıracak. Amr bin As hava soğukluğu nedeniyle teyemmüm aldıracak ve Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde Peygamber Efendimiz'e şöyle diyecek. Yüce Allah'ın kendinizi öldürmeyin. Çünkü Allah size çok merhametlidir ayetini hatırladım ve teyemmüm ettirdim. Böyle namaz kıldırdım diyecek Peygamber Efendimiz'e. Resulullah ise gülmüştür. Resulullah'ın gülmesi de burada yani bir söz söylemeden gülerek onaylaması da bizim için takrir.
sihri sünnettir. Burada da hadis videosuna atıf yapmış olalım. Gördüğünüz üzere Amr bin As da burada Peygamber Efendimiz'e neden teyemmüm aldırdığını bildirmiş. Bu da bizim için iyi bir askeri tedbirdir diyoruz. Teyemmüm abdestiyle alakalı da bunları gördük. Şimdi teyemmüm abdestiyle alakalı birkaç cümle daha söyleyeceğim ve videoyu bitireceğim inşallah. Son cümlelerimiz: namaz esnasında suyu görmekle teyemmüm bozulur. Suyu görmekle bozulacak. İttifak olarak vakit çıktıysa, mesela namazı kıldınız, siz öğle namazını teyemmümle kıldık diyelim ki, vakit çıktı gitti, ittifakla onun artık iadesi gerekmez o namazın, çünkü vakit çıktı bitti, teyemmüm normal abdest gibi kabul edilecek. Ama vakit içinde ben teyemmümle öğle namazını kıldım, mesela kıldıktan sonra suyu gördüm, Hanefi mezhebi diyor ki iade gerekmez çünkü teyemmüm abdesti normal abdest gibidir. Şafii mezhebi ise iade gerekir, sonuçta suyu gördü diyor. Burada böyle bir ayrım var vakit içinde. Beni Müstarik gazvesinde teyemmüm abdesti meşru kılınmıştır. Suyu araştırma mesafesi Diyanet'in ilmi halinde 1660 metre olarak geçer. Yani bu kadar yol boyunca suyu araştırın şeklinde geçiyor. Vakit girmeden de alınabilir, dilediği kadar farz ve nafile kılabilir diyen mezhep de bizim için Hanefi mezhebi olmuş oluyor. Bu cümleleri de burada vurgulamak istedim. Bir sonraki video biliyorsunuz ki namaz olacak. İnşallah namaz videosunu da güncellemeye çalışacağım. Bir sıkıntı olmazsa, zaten güncellemezsek hep beraber duyururuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah inşallah çalışmalarınızda kolaylıklar nasip etsin. Zorlanıyorsunuz, biliyorum. Zorlanıyorsunuz. Belki çok zor şartlarda izliyorsunuz. Belki maddi durum olarak çeşitli zorluklar çekiyorsunuz. Ama Allah inşallah bu çektiğiniz sıkıntıların karşılığını en güzel şekilde verecektir. Her zaman söylediğim bir şey var. Önemli olan düşmek değil, düştüğün yerden ne kadar hızlı kalktığındır. Belki bu hazırlandığınız ikinci, üçüncü sene diyorsunuz ki hocam artık yeter. Ama nasibin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Her nasibin vakti vardır tabii ki. İnşallah o vakit, o nasibin vakti bu yıldır diyoruz. Bu inançla çalışıyoruz. Önemli olan düşmek değil, kazanamamak değil, ne kadar hızlı kalktığın. Eğer düştüğümüz yerde kalırsak, bırakırsak bu işi, pes edersek zaten hiçbir zaman hedeflerimize ulaşamayacağız. O kadar hızlı bir şekilde kalkalım ve devam edelim ki Allah'ın izniyle en sonunda azmimizin karşılığını alalım. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Her zaman buradayız. Her zaman yanınızdayız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz değerli öğretmenlerimizi, öğreticilerimizi çok seviyoruz. Bizim için, bu ülke için her zaman çok değerlisiniz. Necm 39'la videomuzu bitiriyorum. Şüphesiz insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.